Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlere farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini beydar utkazmağını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah subhanahu ve teala büyük Ramazan ayının keçelerinden biri de siz azizlerinin uşbu muhteşem cami mescidlerinizde marifi bir sohbet utkazış imkanını bergeneğe hamdü senalar, şükürler olsun ve bu sohbetimizde hemmemiz için menfaatli oluşunu nasip etsin. Allah subhanahu ve ta'ala özünün ezeli iradesi bilen bul diye bütün varlığını yaratken eden son kolu bilen tuprakka su kuyup lay kılıp insanın tenesini yarattı ve özüden can kuflap onu tırık can zatka eğlendirdi. İnsanını özü yaratken nerselerinin afzali kıldı, azizi mukarramı kıldı, onge akıl degen büyük nimetini verdi. Şu bilen birge bu dünyada insanı yaşayışı için gereklik talimatlarını din deb atab, onu insaniyetke yollab koydu. Adam atadan başlayan insaniyet Allah talimatlarını tatbik kılıp bu dünyada özüge fayda ne celp kılıp zarardan çitlep, ahiretini bahtı saadetine hem erişip yaşayıp geldi. Müddet ötüşü bilen adamlar ilahi talimatlardan uzaklaşıp, adaşıp, zalalet yoluna giriş hadiseleri buldu. Ana şunda Allah Teala yine yenge din yuvarıp, yenge peygamber demek tenlep, insaniyetini yine doğru yoluna başlayıp durdu. Ana şu tarzda esse sekin Allah Teala huttu gödekini sekin terbiyeler, vayaga yetkazıp ostirib borgansari insonni ham ana shunday insoniyatni ostirib keldi. Payg'ambarlar ketidan payg'ambarlar keldi, kitoblar ketidan kitoblar nozil bo'ldi. Yana insoniyat adashishda davom etdi, yana ularni Alloh taolo to'g'rilab turdi. Oxiri kelib insoniyat o'zining tarixidagi eng katta jahiliyatga yuz tutdi. İnsan hayatının barcha tarafları tanazulga yüz tutdu. Akide babıda, ibadet babıda, muamilat babıda ve başka barcha bablarda insaniyet qattiq adashdi. Akidesi buzuq boldu, ibadeti buzuq boldu. Allah'a iman keltirish o'rniga başka narsalarga iman keltirdi. Allohga ibodat qilish o'rniga butga, sanamga, o'ziga o'xshagan odamlarga ibodat qilishga o'tildi. Muomalada zulm, istibdod, tug'yon hukm surdi. Kuchli kuchsizni yiydigan bo'ldi, haqqini paymol qiladigan bo'ldi. Odob, axloq toptaldi. Halol bilan haromning orasida farq qolmadi. Va hokazo juda katta adashuv yuz berdi. Ana shunda Alloh subhanahu va taolo o'zining oxirgi va mukammal dini islomni joriy qilishni iroda qildi va u dinga Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib tanlab oldi va u zotga o'zining oxirgi ilohiy kitobi Qur'oni Karimni nozil qildi. Qur'oni Karimni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga og'zaki tarzda Jabroil alayhissalom olib keldi. 23 yil davomida tarqoq oyatlarni o'qib berib yurdilar.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira Gari'de itikaf kılıp, tahannus ibadetini kılıp durgelleri de, yani ondan çıkarlardan keyin birinci bar Cebrail Aleyhisselam gelir, cüda kattık avaz bulan ikra dediler, oku. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ben okuçu emez mi dediler. Hakikaten o vakitte okuşu yazışı yok idi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne okuyan idiler, ne yazgan idiler. Yine ikra dedi. Yine ben okuşu meslan dedi. Üçüncüsü de neki ikra bismi rabbikellezi halak deyip başladı. Bana şu İslam talimatının birinci sözü ikra, oku sözü buldu. Şunun için İslam dini okuş dini, ilim dini, marifet diniye eğlendi. İkra degeni Arapçası ki oku degeni. Okuş yazış yok cahide ikra deyişine fakat Allah etişi mümkün halas. Başka hiç kim okuyulmaydıken yazmaydıken adamlarla oku diyarmaydı. Allah etişine. Uzun bir peygamberim bana okuçu mesmen deseyim oku dedi. Seni yaratken Rabbim bilen oku. Ekrem sıfatıge ege bulgen Rabbim bilen oku. De kayta kayta hitap kıldı. Bana şu ahirgi ve mükemmel dininin baş kitabı Kur'an de batardı. Kur'an de gene hem okumak de gene, okuş de gene. Kara'a okudu, yakra'u okuydu, Kur'an'ın okumak. Yani bu dinle maksadı şunu o yüzden ayan buldu. Okuş dini, okumak dini, ilim dini, marifet dini, ekenliği ayan buldu. Şunun için bizi dinimiz ilim dini deyildi. Marifet dini, yaralık dini. Ana o şah itibardan bizi dinimiz talimatları hemmesi ilmi esasda bugün. Bizi dinimizde mumun musulman insanlarını berçesine ilim talep kılış farz kılıngan. Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin. İlim talep kılış her bir Müslümanga farzdır. Yani Müslüman namı bu seyki buldu. Erkek mi, ayol mi, karı mı, yaş mı, katta mı, küçük mi? Bariga ilim talep kılış farz. Farz degeni mecburi. Kımasa günahkar buladı. Kısa sevap aladı. Ana o şey bize dinimiz katta-yu küçükke katta ve küçükke farz kıgan ilim kandı ilim. Hadis-i şeriflerde aytiladı ki demek talep ilim kılış beşikten kabir geçe. Yani mumun musulman insan anası beşikke belep koyganıdan farzantları kabirge tabutke salıp abargınca bugün müddetinin içine talep-i ilim kılış gerek. Umur boyu talep-i ilim kılış gerek. Ana mana şu hakikatini biz düşünüp yetişimiz gerek. Bizi dinimizde talep kılınışı demek soralıyorken, buyruk veriliyorken ilim insanını hem taraftan yitik kılışı için, yakşileşke başlayışı için, hayatını yengilleştirip asallaştırış için, onge faydalarını celip kılıp zararlarını kaytarış için, ahiretini, baktığı, saadetini eriştiriş için gerek bugün ilimini hemmesi farz. Ana, bana şu hakikatini biz yakışı düşünüp yetişimiz gerek. İlim degeni özü Arapça söz bulup, idrakü şey'i kemâ huve fil vâki'i. Bir narsa vâkiylikte kandey bulsa, oşandık idrak kılış ilim deyiler. Manevi narsalarda kaytarıp bulmayan derecede işanç bilen bir nesra doğrusuyla hasır kılıngan malumatını ilim deyiler. Ana şu ilimini her bir mumun musulman, kette-i küçük, erkek-i ayal talep kılmağı Allah'ın buyruğudur, amrıdır. Bazı bir adamlar musulmançılıkta Kur'an'da, hadiste, şeriyette
ilim degende fakat dini ilim közden gelin degen gapni aytadi, bu na doğru. Doğru. Dini ilim en mukaddam ilim, en yukarı ilim, en afzal ilim. Lekin Kur'an'da, hadiste, şeriyette ilim degende fakat dini ilimni közden gelin emez. Belki insaniyetke manfaati yetedigan. Bu dünyasıge manfaati yetedigan. Ahiretige manfaat yetedigan barça ilimler közlengendir. İnsaniyetke zarar veredigan, etikadige zarar veredigan, adab, ahlakka, yakşilikke zarar veredigan ilimler bizde haram kılıngan. Onu organilmeydi, onu yakınige yönelmeydi. Dini ilim közlenip yapırılgan bosa, o şu ayette hem, hadiste hem şunu özünü manası keledi. Misal için Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadılar ki ''Men yuridillahi bihi hayran yufaqqihu fiddin'' Kimge Allah Ta'ala yakşilikini irade kılsa onu dinde faqih koyadı. Yani dini alım koyadı. Yani o zikip durdu. Kur'an oku dese, namaz oku dese, onu oku, organ dese bu dini ilimler buladı. Lekin umumi tarzda ilim doğursa o hamma kereflik ilimlerini o zisiyle alaydı. Bana şu ilimlerini organiş, organiz onu özünün hayatıya tatbik kılış, eliğe, yurtiğe, halkıya, mumun musulmanlarına o şu ilim arkalı manfaat yetkiziş, cüde katta uluğ, sevaplik iş hesaplanadı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadılar ki, kim ilim alış yoluna düşken bulsa, cennetin yoluna düşüktür. Kim ilim arış yoluna düşken bulsa, cennetin yoluna düşken buladı, dediler. İlim egesine hem salavat eyledi, hatta sudaki balıklar ham dediler. İlim talep kılıp, ilim organ yetken talip ilimlerini ayağını astıge farişteler kanatlarını koyup duradı, hürmet eden. O hali mulla bugani yok, alim bugani yok. İlim organ yetti. Şunda onu ayağını astıge farişteler kanatını koyup durarken ilim organ yetkenliğini mesela şerafet eden, hürmet eden. İlim talep kılış, erkek, ayol, yaşı, karı, kaçan, kıyırda bulsa, bandanı Allah'a yakınlaştırılan iş hesaplanır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, sahabayı kiramlar bilen sohbet kurup, oturgan ediler mescidde, üç kişi kirip geldi. Karası hemma yok tolgan adamlar halka bulup, Resul-i Ekrem aleyhisselam'ını mübarek sözleriyle kulak salıp, ilim organı şey yaptı. Haligi üç adamdan bir tanesi dadırrak iken tez de yetip girdi de o şu davranı içinden orun topup içkerge kirip oturdu. Bir tanesi yaka karadı, bu yaka karadı, cay topanmadı da arka tarafa oturdu. Bir tanesi karar durup cay yok iken de arkaya yürüp çıkıp gitti. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ilmi sohbetini tüketip buldular. Ahırgı yetkenden keyin ben sizlerge ana o üç kişinin haberini vereyim mi dediler. Sahabalar, ha Allah'ın Resulü onların haberini vereyim dediler. Onlardan gelip içkerege kirip oturgan ilimge uzunu urgan idi. Allah onu kabul kıldı, mukafatladı. Bittesi uyanıp arkada oturup kalganıydı, Allah hem ondan uyanıydı. Bittesi ogurulup çıkıp gitkenıydı, Allah ondan özünü ogurup aldı. Yani ilimli fazla kınçelik. İlimge özünü urganga, Allah özünü takdim kılıp, mükafatını verip, demek o bandanı acir savabke kılmadı, hayır bereketke kılmadı, yakşilikke kılmadı. Haligi tortunca bulu arkada kalıvdı, Allah onu cezalaştan uyardı. Mayli, nime basayım arkada oturdu. Çıkıp yetip komadı. Çıkıp yetken hemen arsadan masuva buldu. O Allah ondan yüz okurdu. Yani bende üçün Allah ondan yüz okuruşundan kette bala yok, afet yok. Navbakarlık yok. Bana şunu da aktarız da,
insanlarını, mümin Müslümanlarını ilimge kızıktırırdı. Bana hazır sizler gelip oturup sizler, maksadiler namaz okuş, Allah'ın ibadeti, Hatm-ı Kur'an'da katlaşış ve bana bu sohbetten bir ağız bası hem ilim organış. Bu haligi hadislerdeki gen, ayağını aslıca paristeler koygan adamlarını sizler namunası ikeneyinler. Allah'a rahmet kıptırganlarınız için Allah rahmet nazarını saptırgan insanlar ikeneyinizle yorkın deriyle. Bunu burada tiryağlamacılık kılıp sizlerle yakış için gafiriyetken yok. Bunu Allah'ın Resulü gafirip koygarlar 1500 yıl aldı. Huttu şu rahmet bilen, huttu şu şavuk bilen, huttu şu himmet bilen mumun Müslümanlar ilimlerini organışken. İlim organış, mumun Müslümanlar için beşikten kabrıgeçe farz buluşu, hammaga farz buluşu manası şu ki, mumun Müslüman insan aklını tapıp, vayege yetip, balagat yaşıgı yetkenden keyin ibadet kılışı farz buladı. Namaz okuş gerek. Demek o şunga çabuk namazını organmak, onge namazını organış ilimi farz. Taharat kılış, namaz okuş, namaz bir gerekli surelerini organış, namazını özü kanıka okuladı, hammasını organış, onu boynunda farz bulduradı. Bunu farz-ı ayin deydi. Her bir şahsını özüge farz bulan derse. Ramazan ayı kese roze tutuş gerek, onu yam organış gerek. Saharlik nime, niyetini kana kılıp kıladı, roze tutkende nemeni yedi, nemeni yemeydi, kaysinin narsada rozası açılıp getirdi, kaysinin de açılmaydı. Hammasını organışı farz. Hani indi kattaran oldu, mektepke vardı. Ya ki oku yurtdaki kirdi, o şu ilimini organış kanaka, talebanın adabı kanaka din boyunca bunu organış gerek. Bir kesip kıldı, kimdir duratkar oldu? Duratkar, Müslüman duratkar kan da oladı, şeriat boyunca bunun hükümlerini, bunu organış gerek. Ticaretçi olsa ticaret boyunca dinimizin hükümlerini organış gerek. Uylanıp aile kursa aile boyunca bizim hükümümüz kanaka onu organış gerek. Allah farzan verse farzanını İslam boyunca kandak tarbiyeledi, onu organiş gerek. Ana, umur boyu ilim talep kılıştır. Yani her bir narsasını dinimiz talimatı esası da alıp barış gerek, şunun için organiydi. Bana hazır kattık ıslık, Ramazan keyinde başka bir oldu. Karıp kalan adamlar, organadakan ilimler var. O da karıp, rozaga tutuşu kıylanıp kalan adamların hükmü ne? Hani? 90'ga, 80'ga, 85'ga kirganlar organa davom ilim turibdi. Fidya berish kerak, ha? Yoki o'zini tutish qobiliyati bo'lsa tutish kerak, mana shularni organ olish kerak. Qabrgacha organadi degani mana shu. Inson mu'min musulmon bo'lgandan keyin o'zini har bir qilmoqchi bo'lgan ishi shariat tarozisida qanday ekanligini bilib turib keyin qilish kerak. Bu endi dini manada. Dinimiz yine dini manada yok, lakin hayatka aralaşıp ketken narsalarını ilmini ham bizge farz kılgan. Fizika bo'lsin, kimyo bo'lsin, coğrafya bo'lsin, tarix bo'lsin, tibbiyot bo'lsin, kompyuter bo'lsin, nima bo'lsa bo'lsin, xalqni hayoti davomida kerak bo'ladigan barcha ilmlarni o'rganish musulmonlar uchun farzi kifoyadir. Farz-ı kifaya degeni ne degeni? Farz-ı ayını çündürük. Her bir adamın başına farz-ı gelme. Farz-ı kifaya cemaatke farz-ı boladı. Bir bölge şunu kılıp cemaatini talebini kandırsa kifaya kıladı. Şunun için farz-ı kifaya deydi. Asan boluşu için, misal için namaz okumak farz-ı ayın. Her bir balagatki yetken erkek ayağın namaz okuşu gerek. Damla bilen bir güruh ahsakallar namaz okup koysa kagallardan sakit okumaydı. Her bir baş okuş gerek. Bunu farz-ı ayın değil. Şimdi tez boktırdı musibetler. Falan yerden haber geldi ki falancı vafat kıptıyken cenazesi peşinde buladı. De. Bana şu biz cemaat işittik. Şundan bizden vakil varsa
bo'ldi, kifoya qiladi. Buni farzi kifoya deydi. Ana yerda turib, bir yerda din qardoshimiz vafot etganligi, janozasi falan soatda ekanligini bildik. Hammamiz bormasak, bir kishi ham bormasa bizdan hammamiz gunohkor bo'lamiz. Şu cemaatin namıdan bir kişi falan yerden eşitirdik, şunların namına ben geldim derken niyetimle varsa, onlar biledi mi, bilmeydi mi, bana o hemenin başından haliki farz düşerdi. Hüttü şunun değil, başka ilimler hem şunaka. Misal için, hazır ki yaşattırken cemiyetimizde iktisatçılar gerek. İktisat ilmini bilmese hiç kendi cemiyetinin işi yürüşmeydi. Şimdi şu hemenimiz iktisatçı buluşumuzun imkanı yok. Şunda qarayımız, bizi cemiyetimizni iqtisod bo'yicha xizmatini qilib, şu taraqqiyotiga xizmat qilib turadigan nechta odam kerak? Aytaylik, 1 millionta odam kerak ekan. Yoki 500 ming deyilgan. Şu 500 mingni maslahat qilib rahbarlar, boshqalar 500 ming bolani 10 yilda yoki 15 yilda tayyorlaymiz deyishdi. İqtisod o'quv yurtlarini qurishdi. Uni jihoz bilan ta'minlashdi. O'qituvchi bilan ta'minlashdi. Har yili 300 ta, 200 tadan qilib haligi jamiyatni talabini qondiradigan saviyadagi va adatdagi odamlarni tayyorlab bo'lgandan keyin butun xalqni boshidan iqtisod bo'yicha farzi kifoya soqit bo'ladi. Bo'lmasa hamma gunohkor bo'ladi oldinda. Baribir iqtisod bormi? Boshqalarga yolvoriladi. Qo'shni davlatlar bizga yordam beringlar, iqtisodni bilmayapmiz, kelib o'rgatinglar, undoq-bundoq desa, musulmonlar gunohkor bo'ladi. O'zlari o'rganib qilish kerak. Ana endi 500 ming kishini iqtisod bo'yicha mutaxassis bo'ldi. Saviyasi yaxshi, oyligini olyapti, muassasalari bor, instituti bor, ishxonalari bor. Hammasi davlat qildi, xalqni puludan aldı, narigudan aldı, başka kıldı, kıldı. Endi iqtisod bo'yicha şu bizi cemiyatimizni talabini qondirish o'sha 500 ming kishini bo'ynida farz. Ular o'zini iqtisosi bo'yicha yaxshi ishlab cemiyatni to'g'ri qondirib turish kerak. Boshqalardan orqada qolishiga sababchi bo'lmasligi kerak. Bular dangasalik qilsa, ish yoqmaslik qilsa, bu ishni o'rinlatib davom etmasdan xalqni mana shu iqtisod bo'yicha xaloq qilib qo'ysa, ular hammasi Allohning oldida gunohkor bo'ladi. Mo'min musulmonlarning oldida jinoyatchi bo'ladi. Xalqning ishonchini qozondi, pulini oldi, vaqtini oldi, xalq tayyorlagan o'quv yurtida o'qidi. Endi xalqqa xizmat qilmay buni qilib yursa, demak bular gunohkor. Allohning oldida farzni tark qilgan banda sifatida gunohkor bo'lishadi. Boshqa sohalar ham shu. Qaysi hozir mana kompyuterchilar kerak bo'lyapti. Shu kompyuterchilarni tayyorlab olishimiz hamma O'zbekistonning barcha aholisiga farzi kifoya. Yetarli sondagi va sabiyadagi kompyuterchilar chiqib, kompyuter bo'yicha bizning jamiyatimizning talabini qondirib tursagina o'shunda xalqni boshidan haligi kifoya bo'lgan farz tushib, kompyuterchilarning guruhiga o'tadi. Nechta bo'lsa, o'shular shuni ishni qilish kerak. Hamma sohani olsangiz shu. Hamma sohani olsangiz, mana chorvalarga qaraydigan o'zlarini alohida veterinar vrachlari bo'ladi. Baytariylar deydi bizda. Hayvonni davolaydiganlar. Shular ham kerak. Ertaga hayvonlarga bir kasal kelsa, hech kim bilmay tursa qirilib ketadi. Ana buni ham qilish kerak. Hamma narsada mana shu narsani bizning dinimiz nima farz qilgan, farzi kifoya bor. Farzi ayin bor, mana shu haqiqatni tushunib yetib ish qilib borish kerak. Ana avvalgi bobolarimiz shuni to'g'ri tushunishgan. Qur'on asosida, sunnat asosida, shariat asosida tushunishib, avvalo chin musulmon bo'lgan hammalari. E'tiqodi yaxshi, ibodati zo'r, odob-axloqi musulmoncha, hayot tarzi hamma yo'q musulmoncha. Ana endi ha u astronom bo'lsin, ha tabib bo'lsin, ha muhandis bo'lsin, ha qishloq xo'jaligi xodimi bo'lsin, ha bog'bon bo'lsin, ha usta bo'lsin, ana musulmon usta, musulmon tabib, musulmon muhandis,
bo'lishgan. Hamma yerda go'zal insonlar bo'lishgan. Har kim o'zini ilmi bo'yicha juda katta peshqadam bo'lishgan. Bu xuddi o'sha namoz o'qish, roza tutish qanday farz bo'lsa, o'zini mutaxassisligini o'rganish shunday farz deb tushunib harakat qilishgan. Ana shunda dunyoni lol qoldiradigan darajadagi ilmiy mo'jizalar musulmonlar olamidan kelib chiqqan. Har sohada buyuk allomalar yetishgan. Uzoqqa bormasdan mana shu bizni o'zimizni yurtimizni oladigan bo'lsak, dunyo hozirgacha tan beradigan buyuk hodisalar bo'lgan. Mana Xorazmda Ma'mun akademiyasi ishlagan deyilyapti. Akademiya degan narsa yo'q edi oldin. Bizda demak bu 1000 yil oldin bo'lgan. Ibn Sino, Farobi, Beruniy, Xorazmiy, Ulug'bek va boshqa ulug'larimiz o'z-o'zidan osmondan tushib qolgani yo'q. Shu xalqning ichidan chiqqan, xalq qurgan madrasalarda o'qigan, ustozlardan dars olgan, o'rgangan, sharoiti borligi uchun ilmini rivojlantirib dunyoga tanilgan. Har xil sohada, biri tib sohasida, biri jug'rafiya sohasida, biri dorishunoslik sohasida, biri matematika sohasida, mana Xorazmiy matematikani, algebrani, shu aljabrni shu kishini nomidan olingan. Algebra degan so'z aljabrdan mana shundan olingan. Xorazmiy hozirgi kunni matematikasini nimasi otasi hisoblanadi. Xorazmiygacha 0 degan raqam bo'lmagan, 0. Odamlarning boshi qotib yurgan. Xorazmiy shuni ixtiro qilgan va butun dunyoni ish yurishgan. Hozir uylarimizdagi bolalarimizga olib bergan kichkina kompyuterchalardan boshlab dunyodagi eng katta kompyuterlar Xorazmiyni harfi bilan ishlaydi, 0 bilan ishlaydi. O'sha 0 ning asosida hamma raqamlar aylanadi. Bunaqa narsalar, mana shu narsalarni demak musulmonlar yo'lga qo'ygan. Shuning uchun biz bu haqiqatni tushunib yetishimiz kerak. Tushunib yetishimiz kerak. Dinimizni talabi ekanligini bilishimiz kerak. Musulmonlik burchimiz ekanligini bilish kerak. Mana hozir juda chiroyli bo'lib tarovihlarda qatnashib namoz o'qib yuribdi. Har kuni yigitlar, yoshlar duo qiling. Imtihon topshirmoqchimiz, o'qishga kirmoqchimiz deyapti. Biz ham qo'ldan kelgan duoni qilyapmiz. Shu bolalar o'sha o'qishlarga kirib, shu namozga qanday qattiq tursa, o'sha yerdagi o'qishiga shunday qattiq turishlari kerak. O'qishga kirdim, endi namoz turib tursin desa ham bo'lmaydi. Bu juda yomon bo'ladi. Bizning dinimizda ilm bilan iymon chambarchas bog'langandir. İmansız ilim bo'lmaydi, ilimsiz iymon bo'lmaydi. İkovi birga bog'langan. Nihoyatda yaxshi anglab yetish kerak. Bunga inshaalloh yaxshi qadamlar bilan ketyapmiz. Ba'zi vaqtlarda shu namoz o'qib, roza tutib olsa bo'ldi deb hamma narsadan yuz o'girib, ana u ilmlar boshqalarning ilmi ekan, o'rganmaymiz deganlar ko'p edi. Lekin hozir aytilyapti, tushunishi boryapti. Bu yoqda bu ilmni o'rganib olib, namoz o'qisam qoloq bo'lib qolaman, madaniyatsiz bo'lib qolaman degan bolalar bor edi, ular ham tushunishi boryapti. Ana ikkovi tarafni qo'shib olib borilsa, inshaalloh hamma narsa go'zal bo'ladi, chiroyli bo'ladi, taraqqiyot bo'ladi, baxt, saodat bo'ladi. Bu dunyo oxiratni maqomi yuksak darajada bo'lishiga erishiladi. Men bularni alohida ta'kidlab qayta-qayta aytayotganim, mana shu yoshlarni, xalqimizni boshini aylantirayotganlar bor. Mana bu internetdagi ijtimoiy nimalarda, tarmoqlarda, boshqalarda har xil gaplarni gapirishyapti. Ularning gaplari bir xil. Biz agar bu narsalarni tushunib borsak, inshaalloh hammasi go'zal bo'ladi, oliy darajada bo'ladi. Bu dunyomiz ham, oxiratimiz ham inshaalloh baxtga, saodatga to'ladi. Alloh subhanahu va taolo biz ojiz bandalarini o'zini amriga binoan doimiy ravishda talabi ilmda bo'lishimizni nasib etsin. Olayotgan ilmlarimizni bu dunyo va oxiratimiz uchun manfaatli qilsin. Barcha ilmlarda yoshlarimiz o'qib, o'rganib, olim bo'lib, mo'min olimlar bo'lib, o'tgan bobolarimiz kabi
dünyaya şan şükrat taratadigan ilimli egeleri buluşları nasip kılsın. Türlü ilimlerden menfaat alıp halkımız terakki etip, dünya halklarını aldığı sefige çıkışı da Allah Ta'ala'nın özü yardımcı olsun. Ve sallallahu ta'ala ala feyri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin. Xususan ushbu masjidni qurib o'tganlar, unda ibodat qilib o'tganlar, masjidni qurganlaridan o'tganlar va unda ibodat qilganlaridan o'tganlar, hozirgi paytda o'zimga ojizona qo'lini ko'tarib turgan bandalaringdan o'tgan azizlarni barchalarini bahramand aylagin. Alamni g'ariqi rahmat, shoistayi jannat qilgin, qabrlarini munavvar ayla, oxiratlarini obod qilgin. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, amali solihlarini hamroh qilib, ularni yo'qlab qilayotgan bizning duolarimizni haqlarida qabul aylagan va oxiratdagi maqomlarini yuksalishiga sabab chiqargan qolganlarni barchalarini oila a'zolari, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlari bilan sog'-salomat, tinch omon qilgan, turli balo ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zini asragan umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergan Parvardigora, yoshlarimizni talabi ilmda qilayotgan harakatlariga barakat bergan, barchalariga manfaatli ilm olishni nasib etgan, o'tgan bobolarimiz kabi ulug' allomalar bo'lib, ilm xodimlari bo'lib, ilmni turli jabhalarida buyuk insonlar bo'lishlarida o'zing yordamchi bo'lgan, ana o'sha harakatlar asnosida elimiz, yurtimiz taraqqi etib dünya halklarının aldığı saflarda buluşunu özün nasibi rozu kırgın. Allah özünden yalvarıp sorayımız, el yurtunu tinçaman kırgın. Aziz vatanımızı cennet mekan kırgın. Halkımızın özünün razılığını tapadığan halklardan buluşunu nasip etkin. Barçalarımızı imanda, İslam'da sabit kadem kırgın. Özünün hidayetinden ayırmagın. Üçbu mescidini abadan çirgiye hısa kuşken ve kuşayatken azizlerimizin barçalarını himmatlariga, g'ayratlariga, harakatlari va xarajatlariga ajr savoblarini ko'paytirib bergan. Agar bular bu dunyoda senga bir bayt qurib obod qilgan bo'lsalar, seni o'zing bularga oxiratda har birlariga alohida alohida qasrlarni qilib, maqomlarini yuksalib yurishlarini nasib etgan. Parvardigora, o'zingdan yolvorib so'raymiz. Uni bosib kelayotgan yosh avlodlarimizga insofi tavfiq bergan, rushdi hidoyat bergan. Sog'-salomat, tinch omon unib o'sishlarini o'zing yordamchisi bo'lgan, rizqlarini ulug' martabalarini baland qilgan, o'zingni yaxshi taniydigan, ibodatingda sobit qadam bo'ladigan, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lib, ota-onalari, el yurt mo'min musulmonlarning ko'zlariga quvonch bo'ladigan yoshlardan bo'lishlarini nasib etgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.